Yeni bir video ile herkese merhaba arkadaşlar. Evet, köyde olduğum için tekrardan bir dereye geldim. Talihsiz olaylar var arkadaşlar. Hiç video çekmedim de, hatta kameraları evde unuttuğum zaman da öyle bir dereye gittim ki arkadaşlar. Yani iki tane 4-4,5 arası sazan tuttuk. Yani video çekeceğimiz zaman gelmiyor bunlar. Hatta derede su yok da diyebilirim, atar atmaz bir attım, direkt çalının kenarına dev gibi balık aldı. Yarım saat sonra bir daha geldi. Ondan sonra 3 kere gittim ama hiçbir şekilde bir daha orada balık alamadık. Ben de video çekmeye gitmek istemedim. Zaten bir gizli bir mera aslında, bir evin yanında bir dere. Orayı biraz ifşa edemezdim. Sahibi sıkıntılı biraz. Zor izin aldık çünkü. Vallahi arkadaşlar gene Sarısu Deresi'ne geldim. Yani büyük balıklar atlıyor. Kimseye gelmiyor. O kadar olta atan var ama kimse şu ana kadar tutamamış. Bakalım bugün ne yapacağız? Biraz yemleme yapacağız. Ondan sonra bugün taze süt mısır kullanıyorum. Hiçbir şekilde şey, normal konserve kullanmayacağım. Ufak ufak bir dokunuşlar var ama daha yeni oltaları attım. Bakalım ne olacak? Gene mantarlı sistem kullanıyorum. Şansımız olacak mı, olmayacak mı? Su bayağı çekilmiş burada. Göreceğiz. Biraz yemleme yapalım. Ondan sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım, iyi seyirler. Umarım şansımız yaver gider, bugün de size güzel bir balık gösterebilirim. Bakacağız artık. Diyecek bir şey bulamıyorum çünkü sürekli geliyoruz. Ama herhangi bir büyük balık tutamadık hala. Hadi bakalım. Rast gelsin diyorum. Tüm balıkçı arkadaşlar da buradan selam olsun. Takip edenlere ayrıca çok teşekkür ederim. Like edenler de var. Bir beğeni eksik etmezsen, benim gelişmemi desteklersen beni çok mutlu etmiş olursun. Hadi bakalım. Hava geçiyoruz. Umarım şanslı bir gün olur. Evet. Şu mısırımızın olduğu yere bir tık derinlik vererek. Bu arada arkadaşlar, yemi askıda yapmanız gerekiyor. Bu şekilde balık dipteyken yemi almıyor. Askıdayken daha çok vuruyor. Yani bu aylardan bahsediyorum. Zaten sazan sezon artık yavaş yavaş sonuna gelmeye başladı. Başka avlara yöneleceğiz. Bakalım nasıl olacak. Evet, şu anda kıvamı çok iyi. Tam mısırımın üstüne attım arkadaşlar. Bakalım balık buruşu alabilecek miyiz? İleride gene bir sazan atladı arkadaşlar. Siz muhtemelen göremezsin ama ben buradan derenin böyle sonunu gördüğüm için, yani sonunu demeyeyim de, yani görebildiğim alana kadar gördüğüm için, yani orada kenarda lak diye atladığını görüyorum. Mantarımıza bir balık daha dokundu gene tekrardan. Oradaki mantarımıza da güzel bir buruş gelmeye başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Net mi net ister buruşu. Şu anda net belli. Bayağı gezdiriyor arkadaşlar. Her an alabilir. Hadi oğlum. İri bir ister galiba. Bakın mantarı görüyor musunuz arkadaşlar? Bayağı bir gezdiriyor. Tabi gene bıraktı. Bugün inanın yani yaprak kıvıldamıyor. Havada hiçbir şekilde rüzgar yok. Normalde lodos vardı 2 gündür ama lodos da yok. Böyle olması iyi mi bilmiyorum. Böyle havada hiç olta atmadım. Açık konuşayım. Uzun zamandır her geldiğimiz videoda rüzgar oluyordu. Paylaştığım videolarda görüyorsunuz zaten. Çok sakin. Bilmiyorum. Belki daha iyi olur. Belki daha kötü olur. Bilemeyiz. Allah. Bunlara bakın arkadaşlar. Bak, görebiliyor musunuz? Bakın bakın bakın. Geçiyorlar bunlar. Geçiyorlar. Bak bak bak. Karınca gibi arkadaşlar. Bunların hepsi kefal arkadaşlar. Deniz kefali yavrusu. Nereye gittiler? Hemen altından geçiyor. Bakın bakın bakın. Görüyor musunuz? Hepsi deniz kefali arkadaşlar bunlar. Burada tatlı suya girip üreyen kefallerin yavruları bunlar. Sürü halinde geziyorlar. Büyümeye çalışıyorlar. Kendimizi nazar ettik herhalde. Ne biçim rüzgar çıktı ya. Arkadaşlar bol bol istay sazanı yakaladık. Biliyorum diyorsunuz, istay sazanı ne yakalam, gerek var ki yakalamaya diyorsunuz ama bu yüzden size hiçbirini yansıtmadım.
Valla çok fena İsa'yı sazana vuruyor. Şöyle kafamı döndürdüğümde işte görüyorsunuz. Evet, bir dünya İsa'yı sazan. Yapacak bir şey yok. Temizliğe devam. Kesinlikle geri salmıyorum. Salmam zaten biliyorsunuz. Hiç gelmedi ya, bir orijinal sazan gelmedi ya. Bir tane bile tutamadık. Yani şöyle bir mantarım batıp gitmedi ya. Böyle batıp bir yok olmadı ya. Şöyle bir kamışı çekmedi ya. Bak şuna bak, şuna şuna. Ne bak şimdi, bak 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 bak. Hop ağzında. Bak bak geliyor geliyor. Gansıza bak bak bak. Gansız seni. Öbürü de yakalamış. Gir lan poşete. Namussuz. Biraz ufakmış. Yani genelde bu saatlerde zaten en çok balığın yemlendiği hızlı olan saatler. Saat şu anda 5'e doğru geliyor. Yani saat 3'ten beri paso İsa sazanı yakalıyoruz. Normal bir sazan tutamadık. Oh, bir tane büyük. Yani arkadaşlar ya, o yüzden ben de biliyorum sevmiyorsunuz İsa sazanı. Biraz büyük bir sazan gelsin istiyorum ama o da gelmediği için hiçbirini kayda almadım. Alma gereği de duymadım. Yapacak bir şey yok ama size birkaç tane gene İsa sazanı göstermek istedim. Hemen 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 sizin için bir tane çuroluk bir İsa sazanı yakalıyorum. Çuroluk fazla oldu galiba ama hadi yani bir 400 gram olur diye düşünüyorum. Ah, gelecek o gansız buraya. Gelecek o vefa neydi lan? Vefasız mıydı neydi? Baksana anında vuruyor arkadaşlar mantara. Anında vuruyor. Ulan ben de sizi var ya, kediye yem yapmaz mıyım? Kedi maması yapmaz mıyım lan ben sizi? Kapının önünde 5 tane kedi var. Kuduz gibi bekliyorlar vallahi. Oğlan alıştırmış kedileri zaten kapının önüne. Gittikleri yok. Hacı abi sen ne yaptın? Yakaladın mı balı bakalım? Yok gibi duruyor. Var mı? Yok. Geziyordun, ne oldu? Tabi tasma atmıyoruz ya, kusuyor hemen ağzını. Mısırın burası bayağı sertmiş ya. İşte geliyor Gansız'ın evladı. Lanet olası şerefsiz. Bıktım lan sizden. Bıktım lan. Bıktım lan. Şuraya bak. Kapkara olmuş artık bir de var ya. Nasıldı o? Gelirsen ekime, gelmezsen dikeme miydi? Öyle miydi? Mısırın burasını beğenmedim. Uç tarafı iyiydi de. Baya sertmiş biraz. Hemen şöyle bir. Bak geliyor şimdi. Bak 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 bak. Tosuncuk geliyor bak. Ben diyeyim 10 kilo. Siz deyin 25 kilo.
Biraz fazla salladık ama idare edin. Ara sıra olur böyle şeyler. Balıkçının yalanı, avcının vurması bitmez arkadaşlar. Bu bir gerçektir. Bak hemen vuruyor. Bak. Rüzgar terse döndü. Şimdi o taraftan esiyor. Yakalandın. Ağzına dasmayı çaktım. Kaçamazsın. Senin hırzı kırık seni. Ne oldu? He? Ne oldu? Ben de poşete. Yallah. Hadi bakalım. Ay, hırzı kırık yakalamaya devam. O yüzden de nasıl o kadar sert değildi ya, kuru bir iyice. Özü de kalmadı. Güneş vurumu yetmiyor nasıl kuruduysa. Bak ona vuruyor şimdi. Çok cool bir yere attık. Ulan dur bismillah şimdi attım be. Lanet olsun ya. Yavanında da vurmazsın ya. Hırzı kırık gel buraya işte gel. Sanki tasma atamayacağım sana, hırzı kırık. Vallahi bak hele bak. Vallahi bak. İkili ikili geliyorlar şimdi, ikili. Ya. Bir tasmada bak, biri ağzından normal yakalanmış. Hemen onu söküyoruz. Biri ağzından normal yakalanmış. Diğer de arkadaşlar tasmanın etkisinden bakın. Görüyor musun kanca nerede? Gözün oraya batmış direkt. Yani o kadar çok başında İsa'yı sazanı var ki demek ki yemin. Yani normal sazan nasıl yesin bu yemin? Siz söyleyin. Var mı bir fikriniz? Pek olacağını sanmıyorum. Bu kadar İsa'nın içinde normal sazan yakalamak bence zor. Benim görüşüm. İki tane birden geliyor ya. İki tane birden. Demek ki üç tane kanca olsa üç tane birden de gelecek yani. Yok mu bir onlu kanca atmamız şöyle boylu boyuna ha? Ne diyorsunuz? Yapalım mı onu? Ama onunla da birden gelmez herhalde. Avı sonlandırıyoruz. Maalesef keyifli bir av olmuyor. Neden olmuyor? Ya bıktım İsa'yı sazanından ya. İsa'yı sazanı olmayan bir gölet veyahut da dere yok mu? Biliyorsanız söyleyin bana, ben de oraya gideyim artık. Yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Bu av da böyleydi. Hiç keyfim yok açıkçası. Hiç keyif almadım. Sabahtan beri buradayım. Sabah 10'dan beri. Akşam oldu, hava kararıyor zaten. Birazdan toplanıp gideceğim. Yapacak bir şey yok. Olan bu. Bol bol İsa'yı temizliği yaptık. Tekrar yeni bir avda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.